Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Luna'da ciddi bir iddia var. Daha doğrusu Luna ile ilgili değil, Dwon ile ilgili, eski kurucu. Evet, buna bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizden ricam, kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız, yine videoyu beğenip paylaşırsanız bizlere ikinci bir destekte bulunmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, piyasayı sarsan iddia Terra mucidi Luna coin satıyor şeklinde geliyor. Terra kurucusu Won'un cüzdanına ait bir takım işlemler Binance cüzdanına akan fonları belgeledi. Bir uzmana göre Won, Binance fon transferleri öncesinde cüzdanına yüklü miktarda Luna coin aktardığı şeklinde bilgi var. Terra kurucusu Luna coin üzerinden para kazanmaya devam ediyor deniyor. On-chain kayıtlarına göre Terraform Labs CEO'su ve kurucu ortağı Won Twitter'da yeni kripto paranın tanıtımını yaparken Binance cüzdanına Luna coin çekiyor. Hansung Üniversitesi'nde doçent olan blockchain uzmanı Joe Won Cho'ya göre Binance'e transfer edilmeden önce Won kendi cüzdanına 523.390 TL Luna gönderdiği şeklinde bir iddia var. Bu iddiayı tabi bir belli bir kaynağa dayanarak atıyorlar. Won'un oyunları önceden fark edilmişti bildiğiniz gibi. Mayıs ayındaki çöküşten bu yana bir Twitter'ın gelişmelerinden haberdar eden kripto para araştırması Fatman Terra, Won'un işlemlerini duyuran kişiydi. Hansung Üniversitesi'nden Ju Won Cho yeni bir tweette Won'un CoinOne'da aktarmadan önce 19.506 Wrapped ANC token'ı Ethereum adresine taşıdığını bildirdi. Bu işlemler yeni blockchain Terra 2.0'ın geliştirme faaliyetlerinin faaliyetlerine geldi. Ya yeni Won bir yandan yeni bir kripto paranın tanıtımını yaparken bir yandan da cüzdanına Luna coin çekiyor deniyor. Won başlangıçta yeni Terra Luna'yı listeleyecek borsaların desteğiyle övünmüştü. Topluluğu sürekli olarak yeni projeler hakkında güncellemelerle meşgul etmişti. Ancak Fatman Terra bu esnada aldatmacının farkında olanlar arasında olduğunu söylüyor. Won'un yeni projelerde tıpkı orijinal Terra USD yaptığı, fon toplamak için yaptığı oyunları fark ettiği belirtiliyor arkadaşlar. Fatman Terra ayrıca Kore hükümetinden Won'un Binance hesaplarını dondurmasını istemişti. Güney Kore Mahkemesi 14 Eylül 2022'de Won için tutuklama emri çıkardığında Luna Vakfı 3313 BTC'yi bir Binance cüzdanına taşıdı. Bundan sonra KuCoin'e yaklaşık 27 milyon dolar transfer ettiği haberler arasında aynı zamanda 40 milyon dolar da OKX'e taşındı. Raporlara göre her iki borsada Güney Kore savcılarının talep üzerinde fonları arkadaşlar dondurdu. Lunch ve Luna coin için tabi beklentiler de şu anda var. Won, Terra, UST ve Luna çöktükten sonra ağın fork olarak yeni başlatılmasını önermişti. Bu teklif eski blockchain üzerinde orijinal tokenları korumak için değil, yeni kripto para birimleriyle sıfırdan bir başlangıcı içeriyordu. Şu anda çöken Luna olan Lunch an itibariyle baktığımızda arkadaşlar 3.028'lerden işlem görüyor. Piyasa değerine göre hala ilk 50 arasında olduğunda belirtmekte fayda var. Bununla birlikte eski fiyatlarına geri dönmesi için Binance'in de desteği token burn kampanyalarında sürdüğünü belirtebiliriz. Mayıs çöküşü esnasında Terra ekibi UST'yi kurtarmak için 6 trilyona yeni Luna basmıştı. Bu rakam birkaç Mehmet token'ın arzından daha da fazla olduğunu söyleyelim. Binance 10 Ekim'de yaklaşık 3 milyar Terra klasik yaktığını duyurmuştu. Bu kabaca 1 milyon dolar değerindeydi arkadaşlar. Evet, haber bu şekilde, bunu sizlerle paylaşmış oldum. Umarım yatırımlarınızı yaparken bu haber sizlere değerlendirmenizde yardımcı olur. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.